Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün kıyasların geçerliliğinin denetlenmesini konuşacağız. Klasik mantıkta önemli bir konudur ve bunları Venn diyagramlarıyla açıklayabiliyoruz. Tabii burada çok fazla temel kavram var. Eğer ilk konuları bilmiyorsanız bunu anlamanız zor olacaktır. O yüzden benim yaptığım dersleri baştan itibaren dinlemenizi tavsiye ederim. Ben yine özet geçerek anlatacağım tabii. Bildiğim kadarıyla bu YKS'de de çıkıyor. Fakat biz daha çok AUZEF kapsamında, açık öğretim kapsamında bunları tartışacağız. S burada özne anlamına geliyor. P burada yüklem anlamına geliyor. A tümel olumlu. E tümel olumsuz. I tikel olumlu. O da tikel olumsuz anlamına geliyor. Peki bunu, bunları ben diyagramları nasıl göstereceğiz? S, A, P dediğimiz zaman aslında şu anlama gelir. Her S, P'dir. Bu ne demek? P'nin kapsamadığı herhangi bir şey olamaz. Bu yüzden S'nin olduğu kısmı tarıyoruz. Burada tarama boş küme anlamına geliyor. Yok anlamına geliyor. Gerçekten böyle. P sonuçta ne olursa olsun S'yi kapsayacağı için burada o kısım aranmıyor. Gelelim hemen E'ye. Sep dediğimiz zaman ne oluyor? Hiçbir S, P değildir anlamına geliyor. Yani ortak kümeleri yok bunların. Yani orta kısmı taramalıyız. Çünkü ortak hiçbir elemanları yok ama tek başlarına var olabilirler. Hemen Sıp'a geliyorum. Sıp ve Sop olumlu ve olumsuz tikel ifadeler. Burada prensip olarak yıldız kullanacağız. Burada nasıl boş küme gösteriyorsak burada yıldız ifade ediyoruz. S, o p bazı I'lar p'dir anlamına gelir. O yüzden ortak bir kümeleri var. O ortak kümede orta kısım olacaktır. Çünkü bazı şeyler p'dir diyoruz, değil mi? Ortak bir şeyler olmak zorunda. S, o p dediğimiz zaman olay biraz daha değişiyor. P olmayan nesnelerden en az bir tanesinin S dairesiyle temsil edilen nesneler arasında yer aldığı durum mevcut. O yüzden de S diyorsunuz aslında tek başına değil mi? Var olabilir ama P de hiçbir şekilde yer almaz. Sanırım anlaşılmıştır bu kısım. Şimdi konuya dönelim. Bauzev ders notları üzerinden biraz konuşalım. Öncelikli olarak kıyasların geçerliliğinin bazı koşulları var. 1. Öncüllerden en az bir tanesi olumlu olmalıdır. Bir kıyasta iki olumsuz öncül bulunmamalıdır. Demek ki bir olumlu öncülümüz olacak. 2 öncüllerden birisi olumsuz olan kıyasla sonuç önermesi de olumsuzdur. Bu ne demek? Yani bir tane olumsuz varsa otomatik olumsuza düşüyorsunuz. E'ye ya da O'ya düşüyorsunuz. Peki 3. Bir kıyasta öncüllerden birisi mutlaka tümel olmalıdır. Demek ki mutlaka tümel bir ifademiz olacak. Yani ya A'ya ya şöyle yazalım ya A'ya ya, ya E'ye mutlaka ihtiyacımız var. Yani hepsi tikel olamaz. Bir kıyasın öncülerden birisi tikelse sonuçta tikel olmalıdır. Eğer ifadede ı veya o varsa sonuç olarak mutlaka ı ve o çıkmalı. ı veya o diyelim çıkmalı. Hatta bakın bunlarla ilgili olarak öncüllerden herhangi birisi olumsuzsa sonuçta otomatik olumsuz oluyor. Yani şöyle düşünün. Eğer elinizde tikel veya olumsuz varsa sonuçta mutlaka tikel veya olumsuz olmak zorunda tikel ve olumsuzsa sonuçta tikel ve olumsuz olmak zorunda. Yani tümel bir ifadeye ya da olumlu bir ifadeye ulaşamıyoruz. Öncüllerden her ikisi de olumlu olan bir kıyasın önermesi olumsuz olamaz. zaten mantıken de anlaşılabilecek bir durum. Değil mi? İki tane olumlu ifade kurmuşsun sonuçta olumsuz bir şeye ulaşamazsın. Orta terim en az bir kere dağıtılmış olmalıdır. Burada dağıtım konusunu iyi bilmeniz lazım. Şimdi bu ne demek? Çok kısa konuşmaya çalışayım, anlatmaya çalışayım. Hemen sunuma geri dönüyorum. Dağıtma konusunda bu ders kurallarımız mevcut. Eğer A yani olumlu tümel ifademiz varsa özne dağıtılmış oluyor. Eğer olumsuz tümel ifademiz varsa yüklem dağıtılmış oluyor. Eğer ısa yani olumlu tikel ifadeniz varsa hiçbir şekilde dağıtım yok. Bu burada bizim için geçersiz bir durum. Oğusa yani tikel olumsuzsa bu durumda da sadece yüklem dağıtılıyor. Şimdi bizim için burada orta terim neydi? Yani basit bir kıyas yapıyorsunuz. Orta terim nasıl ifade ediliyordu? M ile. Değil mi? Bizim için M orta terim. Şimdi bu kurala uygulayacak ol olursak ya dağıtılması lazım yani kural olarak ne diyor? Öncülerde mutlaka dağıtım olmalı. Birinci ifadeye göre ya M A e olacak. Değil mi? İki klem dağıtılmışsa ne olacak burada? Bu durumda M sonda diyelim. E. Örneğin sem olacak. Değil mi? Özne. Olumsuz mümel, M. I'lı herhangi bir ifade olamaz. Yani I'nın nerede olduğu önemli değil. Böyle bir ifade zaten kabul edilemez. O'da ise her zaman ne olacak? Yine yüklemde meydana gelecek. S, O, M. Da bu M şey burada tabi göstermiyoruz ama V de olabilir. Aynı şekilde burada S de olabilir. Yine burada V de olabilir. Kuralımız bu. Buna göre mutlaka ifade ediyorsunuz. Bu arada genel sınav sorularında çıktı bu. Bu sene sanırım ya da geçen sene hatırlamıyorum. Tarz uyumlar aldım. O yüzden bu soruya dikkat etmenizi öneririm. Devam edelim. Eğer öncüllerde dağıtılmamış bir ifade varsa yani örnek veriyorum. Özne dağıtılmadı diyelim. Bu durumda sonuçta da dağıtılmamalı. Yüklem dağıtılmadıysa yine benzer şekilde sonuçta da dağıtılmamalı. Zaten biliyorsunuz sonuç cümlesinde ortak terim olmaz. Yani M olmaz. O yüzden şöyle diyebilirim. Şu kural değil mi? Orta terim için M için geçerli. Bu kuralsa S ve P için geçerli. Genel geçerli koşullarımız bunlar. Şimdi ben diyagramlarına devam edelim. Şimdi burada ilk olarak şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu tablo oldukça basit ve anlaşılabilir bir tablo aslında. Olmayanın üzerine çiziyorsunuz arkadaşlar. Yani burada üstünü çizdiğim zaman değildir, olumsuz anlamına geliyor. Şimdi S olumsuz S gelmiş burada. P ve M'nin olumsuz olduğunu görüyorsunuz. Bu ne demek? Sadece S var burada. Değil mi? Şurayı tarıyorum. Sadece S var, P ve M yok anlamına geliyor. Benzer şekilde orta kısmı bakalım. Hiçbirisinin üstü taranmamış. Hepsi var anlamına geliyor. Gerçekten de tam ortada, şuradaysanız hem S hem P hem M'nin ortak noktasındasınız demektir. Bu yüzden hiçbirisinin üzerine olumsuz koymazsınız. Mantık bu. Oldukça basit. Şimdi gelelim bunu nasıl uyguladığımıza. Varsayalım bize böyle bir önerme geldi. MAP, SAM, SAP. Bunu nasıl yapacağımızı birlikte tartışalım. Ne yapıyoruz? Öncelikli olarak bir grafik çiziyoruz. Şöyle S diyorum, P diyorum. M diyorum? M her M P'dir. Yani M'nin olduğu yeri karalayacağım. P'nin olduğu yerler boş kalacak. Çünkü P'nin hepsi zaten neymiş? M'ymiş. Ne yaptım? Burayı taradım. Benzer şekilde her S M'dir demiş. Bu durumda ne yapacağım? M sonuçta her türlü S'yi kapsadığı için S'nin olduğu kısmı tarayacağım. M'yi boş bırakacağım. O zaman ne oluyor? Güzel. Ve son önermede de her S P'dir demiş kontrol ediyorum taramam gereken ekstra bir şey var mı? Zaten her S, P ise S'nin olduğu kısımları taramış olmam gerekiyordu. Yani şu kısmı benim taramış olmam gerekiyordu. Değil mi? Şu kısmı. E zaten taranmış olduğunu görüyorum. Yani önermemiz teknik açıdan doğruymuş. Zaten bunu amaçlıyoruz. Yani ortak noktalar nereler onları bulmaya çalışıyoruz. Bir tane daha örnek çözelim. Mesela MEP, SEM, SOP. Ne yapacağız? Daireleri yapıştırıyoruz böyle. S, P, M. Hiçbir M, P değildir. Yani olumsuz tümel ifade var. Ne yapıyorduk olumsuz tümelde? Orta kısımlı işaretliyorduk. Çünkü hiçbir ortak elemanları yok. M ve P. M ve P. Yani benim için orta eleman. Burası. Benzer şekilde S, M'ye bakıyorum. Yani bazı S'ler M'dir. Bu sefer hatırlarsanız çarpı kullanıyorduk. Yani Tekil ifade, tekil diyorum, tikel ifadelerde çarpı kullanıyorduk. S, I, M. S ile M'nin ortak elemanı, yani bazı sayılar M'si ortada bir çarpı olmalıdır. şeması kuralına göre. Son ifadeye bakıyorum. S, O, P'ymiş o da. Bu da diyor ki bazı sayılar P değildir. Grafiğe baktığımda gerçekten de şu ortada çarpı olduğunu görüyorum ve bunu doğruluyor. Yani ekstra bir işlem yapmama gerek yok. Yine burada benzer örnek var, benzer bir örnek var. Hemen bunu da çözelim. Burada tabii bazı ifadelerin neden anlamsız olduğu da anlatılmış ama şu anki konumuz sadece işaretlemeyi öğrenmek. Yani hangisinin neden yanlış olduğunu öğrenmek değil. Bakıyorum. Her P M'dir. O zaman P'nin olduğu yeri karalıyorum. Şimdi M'nin sınır şartları şuralar, değil mi? O zaman şuradan itibaren böyle karaladım. Yine her S M'dir demiş. O zaman S ne olduğu yeri karalıyorum. Ama M'ye ne yapmayacağım? Bulaşmayacağım. Yani bu sefer de maviyle yapalım. Yine şöyle burayı karalayacağım. S, A, P. Bunu kontrol ediyorum. Her S P'dir. Ne oluyor? Bunu, bunu sağlamış oluyor muyuz? Aynı zamanda. Evet oluyoruz. S'nin ne olduğu yeri zaten karalamışız. Güzel. Yine burada birçok örnek var. Bölüm özeti var. Ben yani olabildiği kadar şimdi sorulardan hızlıca gitmeye çalışacağım. Aşağıdaki gibi bir kıyasın geçerli olabilmesi için sonuç önermesi şu kıyas kalıplarından hangisine uygun olmalıdır? Şimdi bunu çözebilmek için bir önceki konuyu bilmek gerekiyor. Dolaylı çıkarımların nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor. Orada bunu da çok kısa özetlemeye çalışayım size. Bakın burada bir tablomuz var. Bununla ilgili video var ama çok kısa anlatmaya çalışacağım. Bu tabloya göre M Ortak terim. P yüklem. S özne. Zaten önceden konuşmuştuk. Yani SP'nin anlama geldiğini konuşmuştuk. m de ortak terim. Bunu grupluyorsunuz. Şurası 1 oluyor. Burası 2 oluyor. Burası 3 oluyor. Burası da 4 oluyor. Bu tabloyu ezberlediğiniz tavsiye ederim. M p p m, m p p m şeklinde giriyor. Aşağısı da SM, SM. İki tane SM var. İki tane de MS var. Sonuç hep aynı. Sonuçta asla ne bulunmaz? M bulunmaz. Her zaman SP bulunur. Yani PS de olmaz bu. Bu kural neticesinde deminki soruyu çözebiliriz. Bütün kuşlar sevimlidir, bazı kuşlar serçidir. Bir kere ortak terim bulmamız lazım. Ortak terim nedir? İki ifadede de geçen ortak ifadedir. Bakıyorum, kuş kuş, İkisinde de kuş var. Demek ki kuş benim için M'ymiş burada, ortakmış. Yani ortak ifademiz kuşlarmış. Buna göre bütün kuşlar sevimlidir. Ne yapacağım burada? M, bütün kuşlar M. Bununla başladık. Kuşlar çünkü burada başta geliyor. Kural olarak her zaman ilk ifadede E olmak zorunda, ikinci ifadede ise S olmak zorunda. O yüzden buna büyük önerme diyoruz, buna da küçük önerme diyoruz. Dediğim gibi önceki konularla bağlantılı. O zaman burası M, P olacak. Burası, bakın yine bazı kuşlar. Yine M ile başlıyoruz. M, otomatik S olacak. Toplam, her zaman S ve P olacak demiştik zaten. Peki güzel. İfade tümel mi tikel mi? Bunlara hemen karar verelim. Bütün kuşlar sevimlidir. Tümel olumlu. O zaman buraya A yapıştırdım. İkincisi bazı kuşlar serçedir. O zaman otomatik olarak buraya I yapıştırdım. Değil mi? Tikel olumlu. Şimdi Kur'an neydi hatırlayalım. Üste konuştuk. İfade de en azından bir tane tikel ifade varsa sonuçta tikel olmak zorundadır. Değil mi? Tikelse tikeli düşer, olumsuzsa olumsuza düşer. E Burada bir tane olumlu bir tane tikel var. O zaman sonuç otomatik sıfır olur. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Sonuç önermesinden gidebilirsiniz. Ya da buradaki mp, pm, mp, pm sıralamasından gidebilirsiniz. Neydi? İki tane sm var. İki tane ms var. Bu kalıp hangisine uyuyor? Buna bakacaksınız. mp, ms. Hemen bakıyorum. Burada olduğunu görüyorum bunu. Demek ki benim kalıbım 3'müş. Sonuçta benim amacım 3 içeren ve son satırın son harfi I olan bir şık aramak. Bakıyorum 3 içeriyor son satırı I. O zaman otomatik olarak bunu işaretliyorum geçiyorum. Tabii bunu şöyle yapabilirsiniz. İsimlendirme şeklinde gidebilirsiniz. MP, MS, SP değil mi? Burada P gördüğümüz yere ve S gördüğümüz yere yani özne ve yükleme her zaman 3 yazıyorsunuz. Çünkü burada üçüncü ifadedeyiz değil mi? Şu kafa karışıklı olması. Şu birinci ifade, ikinci ifade, üçüncü ifade ve dördüncü ifade. O zaman bu aslında MA3. M, I, 3. Burada S ve P'yi yazmıyorsunuz. Toplam I. Yani M3, MA3, I. Bu ifade ediyorsunuz. İşte bu. Aynı ifade. Yan yana yazdığımız zaman şunların hepsini. MA3, MI3, bunu görüyorsunuz. bunu ulaşıyorsunuz. Bitti soru. Hemen ikinci soruya bakalım. Aşağıda verilen Venn diyagramlarının hangisi? M, 1 bilmem ne bilmem nedir. Tamam hemen bakalım. Öncelikli olarak bunu ayırıyorum. M, 1. M, A. İlk ifadede yüklem. ikinci ifadede özne olmak zorunda ya. O yüzden buradaki bir yerine P koydum. Ardından 1, I, M var. Yani ikinci ifadem. Şöyle yapayım, göstermeye çalışayım bu arada. Şurası birinci ifade. Büyük Dönerme yani şurası küçük. O da benim için sonuç. MAP dedim. ikincisi 1, I, M. Yani S, I, P. Toplamda her zaman zaten burası S, P oluyordu. Sonuncusunun orta kısmı da oymuş. Güzel. Şimdi bunu bulmaya çalışacağım. Işıklarda görünüyor doğru cevap ama birlikte çizmeye çalışalım. S'ydi, şurası P'ydi, şurası M'ydi. MAP. Her M, P'dir. Ne yapıyorduk? P hariç her yeri tarıyorduk. 2. S, i P. Bazı S'ler P'dir. I olduğu için burada hatırlarsanız yıldız kullanıyoruz. S ile P'nin orta yeri bizim için neresi? Burası da olabilir, burası da olabilir. Ben yine burasını ve burasını hiç bilmediğim için baştan işaretliyorum. Son şıkta ise ne demiş? Bazı S'ler P e değildir. Yani bu durumda S ve P'nin e ortak elemanı olmadığını göstermek zorundayım. O zaman buraya işaret koyuyorum. demek ki demek ki bu yanlış bir ifadeymiş. Sonuca göre gittiğimiz zaman, sonuca göre yorumladığımız zaman buradaki yıldızı silmek zorundayız. Aksi halde hata oluşacaktır. O zaman ben ne yaptım? Şunu sildim. Ben olabildiği kadar mantığını atmaya çalışıyorum. Ve sonuçta ifademiz buna benziyormuş. Yani ne olacak? Burada bir tane yıldız, burada bir tane yıldız. Şurası da komple dolu. Bakın aynısını çizdik. Ortada yıldız. Bakın burada da aynı ifadeyi görüyorsunuz. Diğer soruya bakalım. 2AM 2AMA. Asla bu arada sonuçtan gitmeyin. Her ne kadar burada sonucunda öncülerin konumu diye sorsa da bazen böyle son terime bakarak her SP'dir diye düşünebilirsiniz ama sakın böyle düşünmeyin. Hemen bunu yapıyorum. 2AM, 2AM. Ne demek yani iki AM? İki yerine P. İlk çünkü öncülümüz her zaman yüklem. İkinci öncül her zaman özne. Ve sonuçta da A varmış. S, P burası da A. Yani sap. Çizelim birlikte. S, P, M dedim. P her P, M'dir. Yani P'nin olduğu kısmı böyle tara tarıyorsunuz. Bunu artık anladığınız nasıl yapıldığını. Hemen ikinci kısımda demiş ki bize her S M'dir. O zaman M'nin kesişmediği S'ye ait her yeri. Tarıyorsunuz. Burayı taradık. Sonuçta da her S B'dir. Zaten burayı taramışız farkındaysanız. Yani ne kadar mantıklı görünmese de bu ifade. Çözüm şuymuş. Bunu arayacaksınız. Şıklarda bakıyorum. A, B, C bunlardan birisi değil. Demek ki aşağıda. Şurada bir silinecek şimdi. Güzel. Gördüğünüz gibi E şıkkı doğru olanmış. Devam edelim. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kıyas kalıbıdır? Bu tamamıyla aslında formül sorusu. Yani şuna göre karar veriyorsunuz. BM, MP, BM, 1, 2, 3, 4. Buralar hatırlarsanız SM, 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 SD. Sonuçta da her zaman ne olacak? SP, 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 SP. Bu kalıba uygun ne var? Ona bakıyorsunuz. Şimdi m 22 m diye bir şey var mı? Yani M şöyle olacak. Şu ne demek? MP ikinci ifadesi 2M'ymiş. Yani SM. Bakıyorum bu kalıba. 1'e uyduğunu görüyorum. Doğru mudur? Yani aslında ben bunu nasıl ifade etmem gerekirdi? M 1 1M Oysa ki bizi burada 2, 2 vermiş. O yüzden bu yanlış oluyor. Aynılarını denerseniz benzer sonuca ulaşacaksınız. Hemen doğru olan üzerinden gidelim. M3, M3. Doğru mu? Bu kalıp doğru mu? M, P. Burası M, S. M, P, M, S. Bir önceki soruya çok benziyor. Hemen kalıbına bakıyorum. 3'te olduğunu görüyorum. Değil mi? 3. Buna uygun. Burada zaten 3 verilmiş. Demek ki bu doğru. Ne demiş bakalım? Buna göre... Hangi bölgenin taranmış olması gerekir? Birlikte çözelim yine hızlı şekilde. 4AM yani PAM. Burası ME4 yani ME seymiş artı SEPymiş. PA M. M. Yani bizim için taranacak kısım burası MES. Tümel olumsuz var. Tümel olumsuz ortak tarama durumudur. Yani M ile S'ye bakıyorum. M burası, S burası. Ortak taraf burası. Buraya taradım. Son durumda ise S, E, P'ymiş. Şimdi bu duruma göre bir kere 2'nin 4'ün ve 5'in taranmış olduğunu görüyorum. 2, 4 ve 5'in taranmış olduğunu. sonuca bakmadım daha. Ama 2, 4, 5'in taranmış olduğunu görüyorum. Buraya bakıyorum. İkili ikili görüyorsunuz değil mi? Bakın hem 4, 5 var. Hem 2, 5 var. Şimdi kafamız karıştı ya. İkisi de olabilir. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Bu yüzden sonucu değerlendirmeniz önemli. Yani SEP'yi çizmeden tam olarak sonuca ulaşamazsınız. Hemen farklı bir renk alıyorum. Demiş ki bize hiçbir SP değildir. Bu ne durumuydu hatırlarsanız? S ile P arasındaki orta kısmı taramalıyız. Yani burayı taradığımız zaman otomatik olarak N'in ve 5'in doğru olduğunu görüyorum. Dörtlü şıkkı ediyorum. Yani doğru şık buymuş. Altıncı soru. Bunun geçerli olması için nereye yıldız koyulmuş olması gerekir? Bu da hileli bir soru. Hemen bunu yapalım. PM e, 2 I, M demiş. Yani S I, M. artı SOP. P ile M'nin ortak hiçbir elemanı yok. Yani buraya tarttık. Burada bazı S'ler M'dir demiş. S ile M'nin ortak kısmında yıldız koymamız gerekiyor. Bu durumda yıldızı ben buraya da koyabilirim. 4, 5'e de koyabilirim. Ama 5'e koymamın mantıksız olduğunu muhtemelen görüyorsunuzdur. O yüzden buraya koymayacağım. Bir de SOP var arkadaşlar. Şimdi burada şunu düşünüyorsunuz. Eğer ben bu ifadeyi doğru yapmak isteseydim. Yıldız nereye koymam gerekirdi? Neydi SOP? S'nin bulunduğu ve P'nin içermediği bir yere yıldız koyacağım. Şimdi bakıyorum 1'e de koyabilirim. 4'e de koyabilirim. Ama zaten burada hali hazırda 4'e koyduğum için 1'e koymuyorum. Sadece 4'e koyarak bırakıyorum. Bu yüzden doğru şık 4 oluyor. Yani şimdi şıklar arasında yok ama burada şöyle olabilirdi. 4 2 3 5 1 olabilirdi. Bu durumda sakın 1 işaretlemeyin. Her zaman ifadedeki minimum yerleri işaretliyorsunuz. Eğer zaten bu ifadede sımda yani 4'ü işaretlediyseniz, sopta da 4'ü işaretlemeniz yeterli. Çünkü bunu işaretlediğiniz zaman bir üstteki sımı da doğrulamış oluyorsunuz. Buna dikkat. 7. Şu ifadeyi çözelim. ME3 yani neymiş? MEP, me 3 MES Aynı şekilde sonuçta da SOP var. MEP ne oluyor? Ortak küme elemanları yokmuş. MLP'yi o yüzden böyle yaptık. Benim soru çok benziyor farkındaysanız. MES Bu sefer de M ile bunun ortasındaki ortak elemanı seçmeye çalışıyorum. Yani yıldız olan burası. 5'e yine koymuyorum. Zaten 5 ve 6'nın MEP olduğunu gösterdik. Ve SOP yine aynı şekilde. Yani zaten 4'e hali hazırda koyduğum için 1'e koymuyorum. Ve 4'ü işaretleyerek geçiyorum. 8. soru. Bu ifadeye bakalım. PEM PEM M I S şekilde son ifadeyle sokmuş. Soru ne? İkinci öncülüğün gerektirdiği yıldızın. Peki bakalım. Hemen ikinci öncüle bakıyorum. M, I, S demiş. Değil mi? M ile S'nin ortak elemanı. M ile S'nin ortak elemanı. E ne olabilir? 4 de olabilir. 5 de olabilir. 1 de olabilir. Buraya bakıyorum. E 4 M, 5 var. Demek ki ikinci öncül üzerinden gitmek yetersiz. Diğerlerine de bakacağım. P e e, M. Bu zaten E'li ifade olduğu için arkadaşlar buna bakmanıza gerek yok. Çünkü zaten bunu da tarıyoruz. Bize yıldızı sormuş. O yüzden sadece sopa bakmam yeterli. S ile P'nin ortak kısmı yine burada farkındaysanız 4 oluyor. Yani 5 bizim için yanlışmış. Son 3 sorunun birbirine ne kadar çok benzediğine dikkat edin. Bu yüzden gittim ben 4'ü işaretledim ve soruyu bitirdim. 9. Bu soru birinci öncülü sormuş. Birinci öncülü ne? 4 I, m. P. I. M. Geldiğini de yazalım hadi. M-A-S. Son şıkta neymiş? s -I. Birinci öncülü soruyor. Yine birinci öncülü işaretleme çalışayım önce. P ve M'nin ortak elemanı. P6 benim için doğru olandır. Bakıyorum şıkların içine. Zaten sadece 5 var. 6 yok. Bunu işaretleyip yapıştırıp geçebilirim. Ama tam olarak emin olmak için devam ediyorum işaretlemeye. A'yı yapmama gerek Şunu yapmama gerek yok. Çünkü burada yine taralama yapacağım. Bu yüzden sadece sonuç önermesine bakıyorum. S, P demiş. Değil mi? Yani bazı S'ler P'dir demiş. Bazı S'ler P'dir de ortak terim olmalı? 5. Demek ki 6 işaretlemem lüzumsuzmuş. 6 ile işim yokmuş. 6 yanlış cevapmış. Doğru olan işaretledim. 5'i sonuç cümlesiyle onayladım, bitirdim. Ve son soru. 2 -E M bakalım. Ee, hem 2 AM yani SAM. Sonuçta ne çıktı? Sep. Bu arada kuralı da uyduğuna dikkat edin. Eğer bir tane olumsuz varsa sonuç da olumsuzdur. Neyi sormuş? Birinci öncülüğün gerektirdiği taramanın. Bakın bu sefer taramayı sormuş bize. Hemen işaretlemeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. P ve M. Bir kere ortak eleman olacak. E olduğu için ortak eleman tarıyorsunuz. Yani 5 ve 6'yı tarıyorsunuz. Şimdi bakıyorum başka taranacak eleman yok zaten burada. 5 ve 6 burada var mı? Var. 5 ve 6 işaretleyerek ben aslında bunu bitirebilirim. Ekstra'dan bir şey yapmama gerek kalmaz. Şıklara bakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi 5 ve 6 var. Yani diğerlerini yapmama gerek kalmadı. Ama illa doğrulamak istiyorsanız, illa doğrulamak istiyorsanız devam edebilirsiniz. 5 6'yı taraladım. S A M ne oluyor? S'nin olduğu kısmı, tarala. ne olduğu kısmı mahrum bırak. Burası ve sonda da Hiçbir S, P değildir diyor. Yani yine orta kısmı taralıyorsunuz. Yani burayı taramanız lazım. 2, 5'i. Bakın zaten ortak olarak gösterdiğimiz kısım neydi? 5, 6'ydı. 5, 6 zaten yine taralı durumda. Yani hala şekilde doğru yerde olduğumuzu görebilirsiniz. Evet bu konu bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Diğer konularda isterseniz bakabilirsiniz. Şimdiden bol şans.